Bir canlı bağlantıya gideceğiz sevgili seyirciler. Okçular Vakfı'nın düzenlediği Fetih Kupası müsabakaları İstanbul Okçular Teknesi'nde devam ediyor ve kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. Erman'ın yanında da bir konuğu var. Hemen dönelim kendilerine. Erman merhabalar, sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Arın Gürsoy merhabalar, biliyorsunuz 562. yılını kutluyoruz İstanbul'un fethinin ve bu yıl İstanbul Fetih Kupası aslında diğer yıllara nazaran daha da bir önem kazandı. Niye? Çünkü Fetih Kupası'nın startı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Hakkari'den verilmişti. Tarihi Meydan Medresesi'nden ve biz de orada yedik onları. Yani oradaki tarihi anları ekranlarınıza getirmiştik. İşte Hakkari'den atılan ok bugün ok meydana düştü ve final müsabakaları burada yapılıyor. Yaklaşık bir saat sonra müsabakalar sona erecek ve ödül törenine geçilecek. Ama geçilmeden önce tabii ki konuklarımız olacak. Biliyorsunuz Okçular Vakfı mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan da Hakkari'deydi. Ya Hak diyerek yine okunu attı ve o attığı ok aslında İstanbul Hakkari arası dostluk köprüsünü de oluşturmak için bir mesajdı efendim. Merhabalar, hoş geldiniz canlı yanımıza. Hoş bulduk. Bugün atılan ok, ok meydana düştü. Final müsabakaları yapılıyor, artık bir saat kaldı. Evet. Yarışmalar da keyifle devam ediyor. Evet, ok meydanındayız. İki gün önce Hakkari'deydik ve o gün attığımız ok bugün inşallah İstanbul'da. Bu bizim hem geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü, hem coğrafi olarak bütün coğrafi derinliğimizi kapsayan bir köprü. Hakkari'den İstanbul'a, Orta Doğu'dan Avrupa'ya bir köprü. Ve bizim Okçular Vakfı'nda yerine getirmeye çalıştığımız misyon, gençlerimizin bu köprüyü özümsemeleri, içselleştirmeleri, anlamaları ve geleceği kurarken de bunun ışığında geleceklerini inşa etmeleri. Çünkü gerçekten biz çok büyük bir tarihi derinliğe sahip, çok büyük bir kültürel derinliğe sahip bir milletin bakiyesiyiz burada Türkiye'de. Ve geleceğimizi kurarken geçmişimizi çocuklarımıza, yeni nesle çok daha iyi anlatmak zorundayız. Çünkü bu konuda bir boşluk oldu son dönemde. Ben inşallah geleceğimizi daha iyi bir şekilde kurmamızın işte bu çalışmaların vereceği meyvelerle mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan hem Fetih Kupası gibi etkinliklerle, hem yarın Yenikapı'da gerçekleşecek olan Fetih Şöleni, hem Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanımızın katılımıyla benzeri etkinliklerle gençliğimizi, okçuluğumuzla, tarihimizle, geçmişimizle, köklerimizle, derinliğimizle ve okçuluğun felsefesiyle bir yerde buluşturmuş oluyoruz. Okçuluk gerçekten bizim hem atasporumuz, bize ait bizim sporumuz, hem de çok büyük arkasında derinlikleri, mesajları, felsefesi olan bir sporumuz. Onun için bugün Fetih Kupası'nda bu turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sporcularımıza başarılar diliyorum. 2 sene oldu başlayalı ama şimdiden madalyalar, kupalar almaya başladı sporcularımız. İnşallah biz Okçular Vakfı'nın da desteğiyle Türkiye'nin olimpiyatlarda da okçuluk dalında madalyalar alacağını ümit ediyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler aktardıklarınız için. Çok kısa Arın Gürsoy. Birazdan AK Parti'nin Van mitingi de başlamak üzere, kulağıma uyarıyor arkadaşlar ama Okçular Vakfı mütevelli heyeti başkanı Haydar Ali Yıldız da yanımızda. Özetle Bilal Bey, geçmişini bilemeyen aslında geleceğini kuramaz dedi. Siz de Hakkari'deydiniz. Keyifli evet. Anlar yaşandı. Çok kısa neler söylemek istersiniz efendim? Evet, biz Sultan Alparslan'ın, Sultan Selahattin Eyyubi'nin ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın misyonunu, vizyonunu sahiplenerek medeniyetimizin diliyle geçmişimizi geleceğe taşıyarak hep birlikte bu toprakların kıymetini bilecek, ecdadıyla övünecek, onun vizyonuna sahip çıkacak bir nesli yetiştirmek üzere burada hem okçuluğu tanıtmak hem de geleceğin okçularını yetiştirmek istiyoruz. Şu anda da Amerika'dan Çin'e, Kazakistan'a, dünyanın dört bir yanından okçular, Fatih Sultan Mehmet Han'ın okçulara tahsis ettiği bir mekanda onun mihrabının ve minberinin yanında ok atıyorlar. Onlar da büyük bir heyecan duyuyorlar. Amacımız bu vizyona sahip ve medeniyetimizi, medeniyet değerlerimizi, inanç değerlerimizi bu vizyonla geleceğe taşımak. Çok teşekkür ediyoruz. Fethimiz kutlu olsun. Sağ olun. Sizin de kutlu olsun. Hepimizin kutlu olsun. Evet, Arın Gürsoy konuklarla Fethi Kupası'nın işte anlamını biraz daha da geliştiriyoruz, pekiştiriyoruz ama şu an müsabakalar devam ediyor. Artık son yarım saat, finallere kalan sporcular farklı ülkelerden, az önce Okçular Vakfı Başkanı da söyledi. Çin'den, Amerika'dan gelen yine Türk sporcularımız, milli sporcularımız az önce burada spor müsabakasını artık son kademelerine getirdiler ve dereceye girenlere ödülleri verilecek bir saat sonra. Biz de bu tarihi anlara yine burada tanıklık ediyoruz.
Hepinize iyi günler diliyoruz. Söz tekrar sizde.